Çok değerli, çok sevgili konuklar. Aslında ben konuğum değil mi? Yanlış söyledim. Sevgili Tekirdağlar, hepiniz hoş geldiniz sevgili iş insanları. Öncelikle bu programı yönetirken ortaya çıkan aksaklıklardan dolayı, yaşanan gecikme dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. Sizi beklettik, kusura bakmayın. O yüzden de yemeğinizi bekletmemek için konuşmayı daha soruyalım diye düşündük. Zaten az konuşacağım, bir 3 saat, 4 saat konuşacağım. Bir sorun olmaz sanırım. Dinleriz bakalım. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak aslında eğitime bakışımız tümüyle sizinle yan yana. Biz istiyoruz ki eğitim, ekonomi ve demokrasi iç içe olsun. Bunun iç içe olmadığı hiçbir ülkeyi bir gelişmiş ülke kriterlerine sahip ülke olarak kabul etmiyorlar. Eğer biz eğitim sistemimizi ekonomimizin hizasına bakarak düzenlersek, ekonomimizi eğitimle ilişkilendirirsek, gerçekten mesafe alırız. Fakat dünyanın şu anda yaşadığı bir sıkıntı var. Eğitimi sadece endüstrinin ihtiyacı olan kişileri yetiştirmek için bir vasıta olarak görüyorlar. Eğitim sadece endüstrinin ihtiyacı için yapılmaz. Endüstrinin ihtiyacı için yapılır. Ama bir taraftan da insanın kendi olgunlaşması, kendi kemalat yolculuğu, kendi varlığını geliştirmesi için yapılır. Yani madde ve mana yan yana götürülür. Sadece bizim tezgahlara yetiştirmek için çocuklarımız yok. Biz insan yetiştirmek için çocuklarımıza eğitim vermeyi önemsiyoruz. Aksi takdirde basit bir iş gücü olarak değerlendirilir eğitim. İş gücü eğitim olarak değerlendirilir. Bu da doğru değil. Ekonominin gidişatını bütün dünyada görüyorsunuz. Mesela 2008'de çok büyük bir kriz çıktı dünyada ve çok uzun yıllar devam etti. Hala onun dalgaları sürüyor. 2008'deki krizin. Bu krizi dünyanın en iyi üniversitelerinde, hatta birçoğu Ivy League dediğimiz o üniversitelerde okumuş olan insanlar çıkardı bu krizi. Niye çıkardılar? Kendi şahsi çıkarları için çıkardılar, menfaatleri için çıkardılar. Peki bunlar bu kadar iyi üniversitelerde eğitim alıyorlar da etik olarak niye dünyayla alakalarını kuramıyorlar? Niye insanlığı düşünemiyorlar? Niye toplumların ruh sağlığını düşünemiyorlar ve bütün dünyayı alt üst ediyorlar? Çünkü eğitim sadece bilgiyle ya da epistemolojiyle olmaz. Aynı zamanda etik de gerekiyor, bir ahlak telakkisi de gerekiyor. Bu ikisi birleşirse o zaman ahilik kültürünün ne demek istediği çok daha net anlaşılır. Bu bağlamda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı olarak ekonomiye dair birkaç hususu da nasıl algıladığımızı sizinle paylaşmak isterim. Bizim mesleki ve teknik eğitime çok özel bir önem atfettiğimizi belki basından da görüyorsunuz. Benim bakanlık döneminde, hani derler ya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bakanların ömrü 1,5 senedir Türkiye'de diye, ya kısmet diyoruz. Bakanlık döneminden sonra kalan, akılda kalan 2-3 şeyden bir tanesi mesleki ve teknik eğitim olacak inşallah. Bunu şundan dolayı önemsiyorum. Biz bütün çocuklarımızı üniversiteye göndererek bu ülkenin dengesini kuramayız. Sen ağa, ben ağa, bu ineği kim sağ derler. Yani her kademede bize adam lazım. Her öğretim kademesinde çocukların hayatla bağını kurabileceği, para kazanabileceği, üretim yapabileceği sistemler lazım bize ve onu kuruyoruz. İnşallah Eylül'de de ülke ölçekli başlatıyoruz. Şu anda pilotlamalarımız devam ediyor. Mesleki teknik okullara baktığımızda mevcut öğrenme dallarıyla, mevcut alanlarla
sektörlere ihtiyacı olan iş gücü arasındaki örtüşme %15'lerde kalıyor. Yani okul başka bir şey yetiştiriyor, sektör başka bir şey yapıyor. O zaman biz dış ticaret açığımıza bakmak zorundayız. İthalat kalemlerimize bakmak zorundayız. Bizim örneğin dünyada 6. Avrupa'da 2. olduğumuz plastik sanayinde 15 bin civarında yıllık personel ihtiyacımız var. Ama birkaç yüz tane yetiştiriyoruz. Mikromekanik alanında hiç mezunumuz yok. Yeni okul kuruyoruz. Optikte, lazerde yok. Yelkencilikte yok. Değirmencilikte yok. Yani inanın belki 100'den fazla alanda hiç mezunumuz yok. Fakat sektör talep ediyor. O zaman biz ne yapacağız? Biz ekonomimizle örtüşen bir eğitim yapacağız. Bu örtüşmeyi de ucundan kıyısından değil, birebir örtüşen ve dünyadaki trendleri de dikkate alan bir örtüşmeyle. Şu anda dijital olarak süreçlerini yönetmeyen bir tane sektörümüz yok. O zaman dijital beceri setleri bizim için çok önemli. Problem çözme becerisi çok önemli. Ekip çalışması, takım çalışması çok önemli. Efendim akıl yürütme, kritik düşünme çok önemli. Şimdi biz bunların yerine kapatın kitapları, defterleri. Bakalım kimin hafızası güçlü diye soru mu soracağız? Böyle yetişebilir miyiz dünyaya? Bu çocuklar istediği zaman kitabı açıp da veya Google'a bakıp da arama motoruna girip de istediği şeyi zaten hazır bulmuyor mu? Hazır bulamadığı şey problem çözme becerisi, sorun çözme becerisi. Bu çocuklar çok iyi soru çözüyorlar ama sorun çözemiyorlar. Bu çocuklar öylesine kapanıyorlar ki yaşamları boyunca, ergenlikleri, çocuklukları boyunca odalara kapanıyorlar, yıllarca soru çözüyorlar. Ondan sonra odalardan bir çıkıyorlar, ashab-ı kehf gibi oluyorlar. Yani dünyayı tanımıyorlar. Düğün bilmiyorlar, bayram bilmiyorlar, misafir bilmiyorlar, akraba bilmiyorlar, cenaze bilmiyorlar. Bakın böyle bir sosyalleşme olmaz. Bunu şikayet olsun diye söylemiyorum. Bunu çözeceğiz inşallah. Bunun için söylüyorum. Nasıl çözeceğiz? Bunun çözümünün temelinde yatan şey arkadaşlar, bizim okullarımız arasındaki farkın azalması. Eğer okullar arasında bu kadar yüksek fark olursa birileri der ki ben şu okula gitmek istiyorum, diğer okula gitmek istemiyorum der. O zaman sınav olur. Sınav olursa sistem bloke olur. Sistem bloke olursa o zaman eğitim amacından sapar ve başka bir şeye dönüşür. Bu sebeple önceliklerimiz bizim altyapımızı güçlendirmek ve imkanı daha zayıf olan okullarımızı ortalamaya doğru çekmek. Ama bu arada da temel gereksinimlerimizi karşılamak, 3 yıl içindeki 3 yıllık bir program ilan ettik. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz 3 yıl içerisinde ay ay, sene sene eğitimde şunu yapacağız. Toplum sakin olsun, belirsizlik olmasın. Nereye neyi harcayacağımız, finansmanı, vizibilitesi, projesi, projeksiyonu, bunların hepsi belli olsun. Kişilerin kafasına göre, şahsi zevke göre veya şahsi birikime göre karar alınmaz. Bu bilimsel metotla alınır. Bu sloganla olmaz, nutukla olmaz, hamasetle olmaz. Bilimli olur, akıllı olur, metotlu olur. O sebeple bizim yapmamız gereken şey de Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu açıdan, bu zaviyeden değerlendirmek ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da adım adım her şeyi yerli yerine koymak. Elbette her şeyi hemen yapamayız. Biz burada çatal üretmiyoruz, bardak üretmiyoruz, efendim masa üretmiyoruz. Biz nesiller yetiştiriyoruz. Yani bu birkaç ayda dönüşecek, değişecek bir şey değil. Eğer birkaç ayda değişiyorsa zaten şimdiki çözümünüz daha sonraki probleminiz olur. Bunun zamanı var. Çayın demlenmesi lazım. Her şeyin yerli yerine oturması lazım. Ve bunun için bizim parlak, cafcaflı ya da böyle çok popüler çözümlere ihtiyacımız yok. Bunlar geçici pansuman tedbirler olur. Bizim kalıcı değer üretmeye ihtiyacımız var. Bizim doğmamış çocukların hakkını korumaya ihtiyacımız var. Eğer bütün bunları hesaba katarsak eğitimin bir gelecek yatırımı olduğunu görürüz. Burada eğitimle ilgili algı da çok önemli. Mesela diyelim ki buradaki toplum belirli bir gelir seviyesine sahipse eğitim talebini çok önemsemeyebilir. Ama şunu fark ederse, yaptığım iş her neyse bu eğitimin oluşturduğu katma değerle birlikte sıçrama yaratarak ilerleyebilir.
Yani şu anda yaptığın işi eğitimle yükseltebilirsin. Şu andaki işin gerçekten seni tatmin ediyor olabilir ama dünya ölçeğinde yapacaksan bu olmaz. Şöyle düşünün, bizde plastiğin kilosunu 2.80 dolara satıyoruz. Aynı plastiğin kilosunu Japonlar 16 dolara satıyorlar. Yani bir katma değer yaratıyorlar. Yani nano ölçekte plastik işliyorlar. Bizim plastiği sadece ısıtıp şekillendirerek bu işi dünya pazarlarında yüksek bir fiyatla satmamız mümkün değil. Bizim de özel sertifikasyon sistemleriyle, özel laboratuvar altyapısıyla ne yapmamız lazım? Bu tür kalite sistemlerini, kalite güvence sistemlerini öne çıkarmamız lazım. O zaman bizim de oluşturduğumuz katma değer yükselir. Yani bütün bu işleri eğitimle ilişkilendirmek ve sonuçta demokratik bir topluma doğru yol almak bizim temel gayemiz. Çocuklarımızın da boşa kürek çekmesini istemiyoruz. Yani yıllarca soru çözüp de üniversiteye gittiklerinde, en iyi üniversiteleri kazandıklarında o üniversitelerin öğretim elemanlarının temel matematiği, kalkülüsü yapmakta sıkıntı çekiyor bu çocuklar. Yetişmeden geliyorlar demesini istemiyoruz. Bu anlamda orta öğretimde Türkiye'de 16-17 ders var lisede, bir senede. Ama Japonya'da, ama Kanada'da, İngiltere'de, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde lisede 5-6 ders var. Bizde 16-17 ders var. Neden bizde bu kadar çok ders var da onlar da az olduğu halde onlar bizden daha başarılılar? Çünkü belli bir alanda derinleşiyor bu çocuklar. Belli bir alanda özelleşiyor ve sevdiği alana yoğunlaşıyor. Küçük küçük çukurlar kazmıyor. Çocuk kuyu kazıyor. Kuyu kazarsa suyu bulacağını biliyor. Ama çukur kazarsa suyu bulamayacağını biliyor çocuk. Ama buna rağmen bu sistem böyle devam ediyor. Peki ne yapacağız? Çözümümüz ne? Çözümümüz hemen 9. sınıflardan başlayarak Eylül ayından itibaren bütün Türkiye'de bunun uluslararası standartlarına doğru geçmek. Bunun hazırlıkları bitti. Bir eksiğimiz gediğimiz yok. Her şeyi yapmaya hazırız Eylül'den itibaren. Ama bunu bütün Türkiye'ye aniden yapmayacağız. Çocuk bir kuralla başladıysa liseyi o kuralla bitirecek. Yani oyunun ortasında kural değişmeyecek. Dolayısıyla bizim muhakkak surette çocuğun sükunetini, anne babanın sakinliğini, efendim sistemin dinginliğini korumamız lazım. Bunu koruduğumuz ve 3 sene içinde neyin ne zaman olacağını belirli hale getirdiğimiz zaman ki bunu getirdik dokümanla birlikte, o zaman herkesin bir taahhüt olduğunu, hesap verebilirliğin şart olduğunu hissetmesi sağlanır. Ve bu bir bakanlık işi değil, bu bir toplum işi, bu bir memleket ödevi, bu bir ülke ödevi. Bu bir şahıs ödevi değil veya bürokrat ödevi değil. Bu bir ülke ödevi. O yüzden de hep beraber sahip çıkmak ve eğitimin nelere kadir olduğunu hissetmek lazım. Her zaman söylüyorum ben, Çin'deki dahi sayısı, üstün zekalı sayısı Türkiye'nin nüfusu kadar. Şimdi kimle rekabet ediyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, bunu anlamamız lazım. Arge harcamalarımızı yükseltmemiz lazım. Bizim bu anlamda yüksek teknolojiyle yaptığımız üretim ve ihracatı kat be kat artırmamız lazım. Ama bunların hepsi eğitimden geçiyor. Ama mevcut eğitimden değil, mevcut eğitimi daha iyi yapmak daha kötü yapmaktır. Mevcut eğitimi daha iyi yapıyor olan okullar aslında daha kötü yapıyorlar. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız eğitimin kalitesine soru sormamız lazım. Yaptığımız eğitimin uluslararası geçerliğini sınamamız lazım. Biz Türkiye için bir şey yapmıyoruz. Tekirdağ Edirne ile yarışmıyor. Edirne Konya ile yarışmıyor. Türkiye dünya ile yarışıyor. Türkiye küresel rekabet içerisinde ve eğitimi bu rekabet içerisinde değerlendirmek zarureti var. Bu zarureti eğer Milli Eğitim Bakanlığı hissetmezse ki değişim kolay değil. Eğitim en muhafazakar kurumdur. Ve eğitimdeki direnç en yüksek direnç alanıdır. Fakat bu olmaz değil. Toplum çok ileride. Toplumun beklentileri çok yüksek. Bu beklentiler hazır varken biz yapabiliriz bunu. Her şeye gücümüz yeter mi? Yetmeyebilir. Finansmanımız yeter mi? Yetmeyebilir. Ama niyetimizi korudukça bu işin bereketli olacağına ben şahsen inanıyorum. Ve işin içine girdikçe yapılabileceğini de düşünüyorum. Daha inancım kavileşiyor, güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini çok önemsiyorum. Çünkü dünya tarihindeki hiçbir eğitim reformunda, büyük eğitim reformunda arkada büyük bir lider olmadan olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürütebileceği kadar küçük bir sorun değil. Milli Eğitim Bakanlığı
daha büyük kapsamı olan bir mesele. Biz aslında eğitime Türkiye'nin en büyük problemi diye bakmıyoruz. Biz eğitime Türkiye'nin en büyük çözümü diye bakıyoruz. Böyle baktığımız için de Cumhurbaşkanımızın ve kabinenin desteğini çok çok önemsiyoruz. Çünkü bu bir millet ödevi dedim. Çünkü bu bir ülke ödevi dedim. Bu bağlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yol haritamız belli. Aldığımız her kararın simülasyonunu yapıyoruz. Hepsinin modellemesini yapıyoruz. Hepsinin risk analizini yapıyoruz. Ve hangi kararı ne zaman alacağımıza ilişkin muhakkak pilotlama yapıyoruz. Bu ülkenin eğitim sistemi bizim deneme tahtamız değil. Bütün pilotlamalarımız ön pilot, orta ölçekli pilot ve ülke ölçekli çalışma diye 3 kademede gerçekleşiyor. Birçok projemiz ilan ediyoruz ay ay, hepsi tamamlandığında inşallah Eylül'e kadar çoğu tamamlanmış olacak. Çok büyük bir kısmı ve biz yapbozun parçalarını yerleştirmiş olacağız. Ondan sonra sistemin mekanik tarafı oturacak. Mekanik tarafı oturduktan sonra kültür tarafı başlayacak. Kültür yerleştirmek kolay değil. Kültür oturmaya başladıktan sonra bir 10-15 sene içerisinde zihniyet değişecek. Ki nesil değişince zihniyet değişmeye başlıyor. Onun için biz bunu hemen işte suya batırdık, çıkardık, her şeyi hallediyoruz. Böyle bir şey yok. Her şeyin bir zamanı var. Metodu var. Ben kendim çok sayıda şirket kurdum. Bunları yönettim. Üniversiteler kurdum. Okullar kurdum, yönettim. Bürokraside çalıştım. Hani neyin ne zaman nasıl yapılması gerektiğini görecek kadar gün gördüm. Ve yapmak istediğim şey kendi şirketimdeki verimliliğe nasıl önem veriyorsam onun sonsuz katı devletin yetim hakkı olan kaynağında dikkate almam lazım bunu arkadaşlarla beraber. Eğer biz bu açıdan bakar ve bu desteği toplumdan görürsek, iş insanlarının bize olan desteği sürerse, bizim mesela tasarım beceri atölyeleri var. Şu anda ülkenin genel ekonomik finansman durumuyla ilgili olarak bazı sıkıntılarımız var. Bunlar öne açılıyor. İnşallah güzel bir yere doğru gidiyoruz. Ama bu sıra bu tasarım beceri atölyelerinden binlercesine ihtiyacım var. Bir tane de olsa, üç tane de olsa, beş tane de olsa Tekirdağ'da bir büyük bir sıçrama bekliyorum. Burada bu atölyelerden ne kadar yapabiliriz? Nasıl el verirsiniz? Neresinden tutarsınız? Bilmiyorum ama bir şey yapmamız lazım. Yoksa Tekirdağ bir başarı hikayesi oluşturamaz. Bu kadar varlık içerisinde, bu potansiyel içerisinde açığa çıkardıklarınız bence az. Daha fazlası buradan çıkar. Dünya çapında bir merkez olabilir burası. Her şey hazır burada aslında. Ama bunu güçlü bir eğitimle hızlandırmamız lazım. Bu çocukların sadece bugünkü sıradan eğitimi alıyor olması bize yeterli gelmemeli. Bu çocukların uçması lazım. Bu çocukların sıçraması lazım. Ki yetişelim dünyaya. Çünkü 2040'a doğru yetişme ihtimali ortadan kalkıyor. Ben size söyleyeyim. Yani nasıl kalkıyor? Göbekli Tepe'den beri 12.000-13.000 senedir insanlık tarihindeki en büyük kırılma geliyor 2040'ta. Nasıl geliyor? Dijital olanla biyolojik olan iç içe giriyor. İnsanın beynine yazılımı yükleneceği. Efendim, insanların iş yerine gittiğinde beyinlerini ana bilgisayara bağlayacağı, insanların uzaydan aklından geçenlerin okunacağı, insanların sıvı içerek öğrenme, sıvı öğrenme denilen bir öğrenme yoluyla öğrenmeye başlayacağı bir dönem geliyor. Vücudumuzda yüzlerce nanorobotun çipin olacağı bir dönem geliyor. O sebeple çocuklar bize soracaklar 2040'ta. Kim onlar? Bugün ilkokula gidenler. Diyecekler ki siz bizi neye hazırladınız? Siz nasıl bir dünya gördünüz ki bizi burada meşgul ettiniz? Diyecekler bize. Bizim bunun hazırlığını yapmamız lazım. Yoksa bu vebaldir. Doğmamış çocukların hakkıdır. Bu nasıl benim üstümde bir vebalse buraya ben Cumhurbaşkanımızın davetiyle geldim. Bu benim için nasıl bir vebalse sizin için de vebal. Bu sadece bakanlığın işi değil. Bu toplumun işi, bu milletin işi. O sebeple şimdiye kadar olan destekleriniz için yürekten teşekkür ediyorum. Bütün çabalarınıza hürmetle karşılıyorum. Bundan sonrası için de bu şehre yeni bir ivme, yeni bir sıçrama, yeni bir güç vermek lazım. Burası take-off aşamasındaki uçak gibi. Tam hızını almış ve kalkması lazım buranın. Kalkması için belli şartlar gerekiyor. Bu şartları çok benden çok daha iyi biliyorsunuz ve marka yönetimi konusunda Tekirdağ'ın yeni bir tasavvura ihtiyacı var. Ve bu tasavvur Tekirdağ'ın içinden çıkmaz bana göre. Çünkü hastayla operatör aynı kişi olmaz. Dışarıdan marka yöneticisi, dışarıdan uzmanlar, dışarıdan antropologlar,
Dışarıdan sosyologlar gelmeli buraya ve ciddi bir analizle bu şehir yeniden bir tasarıma tabi tutulmalı. Ancak o zaman bu dediğimiz çıta atlanır. Yoksa Tekirdağ'da bu çıtasında orta gelir tuzağı gibi bu tuzakta kalır. Yeni bir atılım lazım buraya da, Türkiye'de lazım hepimize. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yürekten bir kolay gelsin demeniz bile bizim için bir bağıştır. Sadece teşekkür ederiz ve katkılarınız için de şimdiden saygılar, sevgiler, teşekkürler.